Bu beyaz örümcekse çiçeğin beyaz kısmının tam kenarında avını beklemekte. Böylece çiçeğin ortasına konan bir kelebek bulunduğu açıdan örümceği yapraklarla tek renk bir desen olarak görür. Örümcek o kadar iyi kamufle edilmiştir ki av kimi zaman boş bulunup üzerine konar. Doğadaki kamuflaj harikaları arasında kelebeklerin özel bir yeri vardır. Bazı kelebek türlerinin kanatlarının üzerine iri göz desenleri yerleştirilmiştir. Bu sahte gözler kelebeklerin en önemli savunma taktiğini oluşturur. Kelebek herhangi bir tehlikeyle, örneğin kendine yiyecek arayan bir kuşla karşılaştığında kanatlarını genişçe açar. Artık dev bir yaratığa benzemektedir. İşte bu taktiğin canlı bir örneği. Ağacın üzerinde duran bu kelebek aslında kuş için kolay bir avdır. Ancak kelebek bir anda kanatlarını açıverir. Ortaya çıkan bir çift iri göz kuş için tehlike demektir. Kuş hızla oradan uzaklaşır. Kelebeğin üzerindeki göz deseninin mükemmelliğine dikkat edelim. Gözün şekli, gözaltı kirpikleri, burun, göz bebeği ve hatta göz bebeğindeki ışık yansımasına kadar bütün detaylar yaratılmıştır. Bir başka kelebeğin kanatlarına ise burnu, kulakları, göz üstündeki gölgesi, göz şekli, göz bebekleri ve göz bebeğinin üzerindeki ışık yansımasıyla yine büyük bir hayvan silüeti yerleştirilmiş. Bu kamuflajda çok önemli bir ayrıntı daha vardır. Kelebeklerin en önemli düşmanları yusufçuk gibi yırtıcı böcekler ve böcek yiyerek beslenen küçük kuşlardır. Bu canlıların en tehlikeli düşmanları ise baykuşlar. Kelebeklerin sahte gözleri dışında kamuflaj yetenekleri de şaşırtıcıdır. Kamuflaj yapan kelebekler sanki çalının rengini görüp bunları analiz edip sonra çok iyi işleyen bir sistemle vücutlarında renkler üretip o çalının rengine kendilerini uydurmuş gibidirler.